Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar diyelim. Veya kısa bir mola verdik de diyebiliriz. Bugün yanımızda ne var? Bugün yanımızda Dacia Jogger var. Dacia Jogger benim sevdiğim araçlardan biridir. Hani nasıl sevdiğim araçlardan biridir? Biliyorsunuz Dacia tarihi gayet güzel bir tarihti. Dacia tarihini gayet uzun uzun anlatmıştık. Hangi videoda? Dacia Logi videosunda. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama orada bir tane Dacia Logi 7 kişilik var. Arkadaşlar, Jogger hani böyle bir ticari kadar geniş, büyük, kocaman ama aynı şekilde bir otomobil kadar da rahat, konforlu bir araç. Artı neyi var? Artı LPG'li. Videoyu beğendik, kanala abone olduk. Madem beğendik, abone olduk, sizlere güveniyorum. O zaman günahıyla, sevabıyla Dacia Jogger. Arkadaşlar, bugünkü sohbet konumuz Dacia Jogger. Hangi paketi var? Essentia Turbo Eco G 100 beygir 7 koltuklu olan versiyonu var bugün yanımızda. Beyaz rengini özellikle seçmeye özen gösterdim. Çünkü yeşil rengi, turuncu rengi bayağı bir izlendi. Ben beyazcıyım abi, zaten biliyorsunuz. Bugün bize araç tedariğinden dolayı Trantor Rentekara ve Ömer Bey'e, Evren Bey'e, Bilal Bey'e tek tek teşekkürlerimi sunarım. Dacia Jogger'a şöyle dışarıdan baktığımızda hani şu açıdan aslında biraz da Sandero'yu andırıyor. Çünkü zaten Dacia'nın yeni imza yüzü. Bu yeni farları vesaireleri vesaireleri. Her zamanki gibi araca şöyle dışarıdan baktığımızda gördüğünüz gibi çok güzel LED farları var arkadaşlar. Hani böyle ok şeklinde mi diyorlar artık, ne şeklinde diyorlar. Gayet güzel, benim hoşuma gidiyor. Ne var? Bugünkü aracımız en boş paket olduğundan dolayı herhangi bir sis farı görüntüleyemiyoruz. Çeki demiri kapağımız burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Önde yeni logo var. Şurada göreceğiniz üzere. Dacia'nın yeni logosu zaten Duster'larda gelmişti bildiğiniz üzere. Aracımızın önden görünüşü bu şekilde. Önde çok güzel işlemeleri var. Bajur'da şurada göreceğiniz üzere. Hani böyle parçalı parçalı beyaz. Hani güzel olmuş yani, yakışmış bu arabaya. Şurada piyano bilek işlemeler var, kaplamalar var. Plakamız, plakalığımız, altında havalandırma ızgaralarımız. Burada tamponumuz vesairemiz vesairemiz. Kapıda geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi hani böyle Duster'a benzetmeye çalışmışlar mı artık, ne yapmışlar bu aracı bilmiyorum. Sonuçta bu araç bir stepway değil, bildiğim kadarıyla değildi. Ama şu kaporta kısmına çok güzel işlemeler yapmışlar böyle böyle. Hazır elimi böyle yapmışken arkadaşlar şuradan hemen bir beğenelim, abone olalım, bir yorum yapalım. Videoya başladık, o kadar. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde bizi nelerimiz karşılıyor? Çok güzel dodiklerimiz var. Dodiklerimiz böyle boydan boya en arka tarafa doğru gidiyor. Kapıların alt kısmını ben biraz Megane'lara benzettim. Megane 4'lerde de böyle parçalıklar vardı. Hani böyle değişik bir hava katmış araca. Güzel olmuş. Bugünkü aracımızın lastiklerine geldiğimizde ise arkadaşlar 205'e 60 R16 H lastiklerimiz var. Continental'in lastikleri var. Hani jantları falan gayet tatlı, gayet güzel ama jant kapağı. Herhangi bir çelik jant yok. Neden? Çünkü en boş paket aracımız. Lastiklerin hemen üstünde gördüğünüz gibi yan sinyallerimiz mevcut. Burada plastik, herhangi bir kaplaması olmayan siyah. Aynalarımız bu şekilde. Direksiyon, neyse onları içeride geçeceğiz arkadaşlar. Hani kapı sesleri düşmana güven, dosta korku veriyor arkadaşlar. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş. En boş paket olduğundan dolayı siyah. Burada bir tane anahtar yerimiz var. Başka neyimiz var? Araç zaten gayet uzun bir araç. Güzel bir araç. Teknik verileri sağa sola bir yere koyarız. Aracın arka tarafını böyle XC90'a vesaire çok benzettiler. Şu şekilde göreceğiniz üzere. Hani arka stoplarını ben daha çok Skoda grubuna benzetiyorum arkadaşlar. Tabi teşbihte hata olmaz demişler. Artık size kalmış. Siz neye benzetiyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yazarsanız çok memnun oluruz. Başka neyimiz var? Bu açıdan baktığımızda şurada gördüğünüz gibi antenimiz mevcut. Yan tarafta söylemeyi unuttuk. Şuralarda portbagaj tutma yerleri var. Portbagaj ayakları var. Bu aracı biraz daha yüksek gösteriyor tabii. Arkaya geldik, bir türlü arkayı anlatamadık. Arkada neyimiz var arkadaşlar? Şurada sileceğimizi görüyorsunuz. Arkada bir Dacia yazımızı görüyorsunuz. Önceden buradaydı. Şimdi buraya almışlar. Bagaj kapağımız buradan açılıyor. Şurada da çok güzel Jogger yazımızı görüyorsunuz.
Zaten devasa kocaman bir bagajı var. Nereden hatırlıyoruz? Şu araçtan hatırlıyoruz. Yani aslında şöyle arkadaşlar. Bu araç eskisi, bu araç yenisi. Ama keşke şu araçta olan 1.5 motor dizel bu araçta da olsaydı, benzinli veya LPG'li gelmeseydi. Ama emisyon. Bagaj kapağımızı daha sonra anlatırız. Bagaj kısmında şuradan tuttuk, çektik. Güzel hafif bir bagaj kapağı var. Çok ağır değil. Bu aracın olayı zaten arkası. Arka tarafında başka ne dediğimiz var? Böyle bu tarafa doğru geldiğimizde sağ tarafında aracın, sol tarafına ek olarak gördüğünüz gibi burada tank kapağı mevcut benzinli. Burada ise LPG kapağımızı görüyorsunuz. Dizellerde ne vardı? Dizellerde AdBlue kapağı vardı burada. Burada ise LPG kapağını görüntüleyebiliyorsunuz. Fabrikasyon LPG'li bu arada. Kapağımızı kapattık. Böyle pıt diye kapandı zaten. Aracın sağ tarafında, sol tarafına ek olarak sadece bir tank kapağı mevcut arkadaşlar. Onun dışında da başka herhangi bir şey yok. Dışı gayet tatlı duruyor. Hadi şimdi işine geçelim. Dacia Jogger'ın işine geçerken kapımızı açtık. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Sonuçta bir Dacia. Full sert. Burada bir tane tutma kolu var. Burada sadece ön camlarımız otomatik, arka camlarımız manuel. Burada açıp kapatma tuşu var. Hani burayı böyle biraz değişik yapmaya çalışmışlar ama Dacia. Buralar yine sert. Yani buralar olması gerektiği kadar geniş. Bu aracın lastik bilgileri ve eğitimleri burada yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen lastik pasajlarımıza dikkat edelim. Aracın şöyle içine doğru geldiğimizde koltuklarımız güzel. Şimdi Allah için koltuklara laf yok. Bu koltukları nereden hatırlıyoruz? Sembolden hatırlıyoruz. Buraları böyle farklı, buraları farklı. Ama kalite olarak sembolden biraz daha iyi. Hani sevdim. Koltuk kalitesini beğendim. Koltuğun neyi var? Alçaklık, yükseklik ayarı mevcut. Neyi var? İleri geri olabiliyor koltuk. Şöyle aracın içine oturduk. Burada neyimizi görüyoruz? LPG yazımızı burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu böyle kapattık. Burada bir tane neyimiz var? Sigorta cebimiz var. Sigorta bilgilerini burada görüyorsunuz. Bunu da böyle kapattık. Burada Allah'tan far, alçaklık, yükseklik ayarını buraya yapmışlar. Hani Allah razı olsun mühendislerden, en azından sesimizi duymuşlar. Böyle böyle neydi abi buraya? Başka neyimiz var? Havalandırma menfezleri güzel. Hoşuma gitti. Başka neyimiz var? Otomatik farımız var. Şurada göreceğiniz üzere arkadaşlar. Otomatik farımız var. Otomatik farımızı gördük. Başka neyimiz var? Yeni nesil direksiyonumuz var. Yeni nesil direksiyonumuzu da bu şekilde görüyorsunuz. Hani güzel yani, ben seviyorum. Direksiyonda başka neyimiz var? Direksiyonumuzda alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut arkadaşlar. Kapağından kapattık. Gösterge bizi şaşırtmıyor. Klasik Dacia'lardan aşina olduğumuz göstergemiz mevcut. Üst taraf sert her zamanki gibi. Bu görüntü tablosuna, gösterge tablosuna zaten Taylandlardan hakimiz. Burada bir tane telefon tutma cebi var veya işte kalemi tutarsınız, ne yaparsınız. Burada bir tane USB portu var. Arabanın teybi yok. Öyle bir şey yok. Tabii ki de aracın teybi var arkadaşlar. Bugünkü aracımızda başka ne var? Hız sınırlandırıcı var. Sabitleyici yok, sınırlandırıcı var. Direksiyonumuz bu şekilde. Kornamızı da bu şekilde duydunuz. Başka neyimiz var? Havalandırma menfezlerimiz burada. İşte kapıları kapat aç, dörtlü flaşör, airbag uyarıları, start stop iptali, eko tuşu açık kapalı, aşağıda klima menfezlerinin işte kafaya ayağa ver, cama ver, AC açık kapalı, fan ayarı, sıcak soğuk, arka cam rezistansı, içerideki havayı muhafaza et. Altında nelerimiz var? 12 volt soketimiz var. Burada güzel bir saklama alanımız var. Bugünkü aracımız nedir? 6 ileri manuel şanzımanlı. Yanlış olmasın. Torpidomuza şöyle bakacak olursak gayet güzel derin bir torpidosu mevcut. Aynada herhangi bir karartma yok. Bilginiz olsun. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Başka neyimiz var? Burada bir tane tuşlu aydınlatması mevcut. Bu şekilde sarı yanıyor. Burada SOS tuşumuz var. Bu ne işe yarıyordu tam bilmiyorum. Burada neyimiz var? Burada herhangi bir ayna veya aydınlatması olmayan güneşliğimiz mevcut. Alt tarafın güneşliğinde de herhangi bir şey yok. Şu şekilde göreceğiniz üzere.
Havalandırma menfezleri zaten bu şekilde demiştik. Aynalarımız manuel. Dacia bizi yine şaşırtmıyor arkadaşlar. Tomaçlarımızdan sağ tarafta var. Şöyle sol tarafta yok. Her zamanki gibi. Yine Dacia, yine malzemelerden çalma, yine bir ekonomiklik hali diyoruz. Videoyu beğendik. Kanala abone olduk. Yorum da yap. Sana zahmet yap oradan bir yorum, ne olacak? O zaman arka tarafa geçiyoruz. Dacia Jogger'ın arka tarafına doğru geldiğimizde ise kapılarımız yine bu şekilde. Arkadaşlar. Kapı işlerimiz yine her zamanki gibi sert. Maalesef manuel. Tutma kolumuz. Burada güzel bir cebimiz var. Buraya çıkıntı yapmışlar. En azından öyle bir artısı var. Arka tarafta neyimiz var? Arka tarafta koltuklarımız bu şekilde. Şöyle içine doğru oturduğumuzda hani öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Şu şekilde bakacak olursak aracın içinde arkadan bu şekilde görüyoruz. Ön tarafa göre biraz yüksek oturuyoruz. Bilginiz olsun. Hani koltuk mesafesi şöyle biraz daha oturacak olursak şöyle bir 4 parmak. Benim boyum 1,86. Kilom 100. Bir 4,5-5 parmak da bu tarafta var. Söylemeyi unuttuk. Burada bir tane saklama cebimiz var. 2 tane bardaklığımız var. El frenimiz manuel arkadaşlar. Şaft tüneli, hani şaft tüneli o kadar çok yüksek değil. Arka tarafta neyimiz var? Canımız sıkıldıkça oynayalım diye mühendisler buraya bir tane böyle tuşlu aydınlatma koymuş. Başka neyimiz var? Tutamaçlarımız burada. Benden artı puan. Neden? Çünkü askılığı var. Emniyet kemerinin alçaklık yükseklik ayarı yok. Arka taraf bu şekildeydi. Yani ikinci sıra bu şekildeydi. Hadi şimdi üçüncü sıraya geçelim. Dacia Jogger en arka sırasına doğru geçerken bu arada unutmadan nelerimiz var koltukta başka? Şurada gördüğünüz gibi İzofix bağlantılarımız da mevcut. Şurada gördüğünüz gibi bir tane ip var. Bu ipi böyle tutuyoruz, çekiyoruz. Lap dedi, bu koltuk düştü. Yetti mi? Tabii ki de yetmedi bana. Şu koltuğu da şöyle altından herhangi bir tuş falan bir şey yok arkadaşlar. Şöyle tuttuk, kaldırdık. Aracımız biraz pis, kusura bakmayın. Şöyle içine doğru geçtik. Bakın burada 3. sıra koltuğumuz mevcut. Şöyle bir içine oturmaya gayret edelim. Dacia Jogger'ın en arka sıra koltuğundayım. Şu an rahatım. Neden? Çünkü şöyle göstereyim sizlere. Öndeki koltuğu daha indirmedim. Şöyle ayağımla da göreceğiniz üzere. Bu arada arkadaşlar, ikinci sıra koltuklar 2 artı 1 düzene sahip. Şöyle koltuğu bakın şuradan tuttuk. Lap dedik, indirdik. Bunu da buradan açtık. Hani şu an rahat mıyım? Şöyle göstereyim size. Hiç rahat değilim abi. Bacak boyumu gördünüz. Çok da rahat değilim ama Dacia Logi 7K'ya göre biraz daha rahat. Başka nelerimiz var? İkinci sıradaki ortada oturan kişi için olan emniyet kemeri şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bunun emniyet kemerleri nerede? Bunun emniyet kemerleri şurada. Şu şekilde görebilirsiniz. Başka neyimiz var? Buraya çok güzel ayrıntılar, detaylar koymuşlar. Neler yapmışlar mesela? Şurada göreceğiniz üzere bir tane bardaklığımız var. Burada askı aparatlarımız var. Güneşten parlıyor. O yüzden şöyle göstereyim sizlere. Askı aparatımız var. Çünkü şu an biz bagajda oturuyoruz. Aydınlatmamız var. Burada 12 volt soketimiz var. Sağ tarafta yok, sol tarafta var bu üçü. Bu arada bilginiz olsun. Sağ tarafta sadece şu askı aparatı var. Diğer iki kalan sol tarafta oluyor. Buraya böyle cep yapmışlar. Göz yapmışlar. Orada zaten bardaklığımız mevcut. Dediğim gibi Dacia Logi 7K'ya göre biraz daha geniş olmuş burası. Neden? Çünkü biraz daha yukarıda oturuyorsunuz. Bilginiz olsun. Hadi şimdi bagaja geçelim. Şu an zaten bagajdayız ama yani bu koltukları kapatıp bagaja geçelim. Dacia Jogger'ın arka tarafına geldiğimizde ise, yani bagaj kısmına geldiğimizde ise, biraz önce zaten söylemiştim. Arkası biraz daha güzel duruyor ama ben ön tarafını daha çok sevdim. Ön tarafı daha biraz karizma duruyor. Sandero gibi duruyor ama olsun. Nelerimiz var? Burada bir tane çeki demir kapağımız var. Tamponumuz plastik. Kedi gözlerimizi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Neyimiz var? Şurada çok güzel Jogger yazımız var. Stop farlarımız bu şekilde. LED değil, full halojen. Arka sileceğimizi burada görüyorsunuz. Bir tane fişkemiz burada mevcut. Üçüncü toplanmamız burada. Antenimiz zaten burada. Neyimiz var burada? Sileceğimiz var. Dacia yazımızı buraya yazdılar. Dacia'nın yeni marka imzası bu. Önceden burada yazıyordu işte Duster'sa Duster. Logi'se Logi falan filan. Jogger yazımız zaten burada görüyorsunuz.
Bagaj kapağımızı tuttuk. Buradan kaldırdık. Gördüğünüz gibi şu an aracın 7 koltuğu birden açık. 7 koltuğu açıkken 160 litre. Ama şurada görmüş olduğunuz arkadaş Dacia Logi'de ise bu tutar 207 litreye kadar ulaşıyordu arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani 7 koltuk açıkken 207 litreydi. Hani biraz küçükmüşler. Koltukları nasıl kapatıyoruz? Buradan tutuyoruz. Buradan böyle aşağı doğru kırıyoruz. Koltuğu böyle ileri doğru attırıyoruz. Koltuk gidiyor. Başka ne yapıyoruz? Şurada kırmızı bir ip var gördüğünüz gibi. Bunu böyle kaldırdık. Şuradaki pimi arkadaşlar aşağı doğru kaptırdık. Koltuğu böyle attırdık. Buradaki kırmızı ipimizi de çektik. Bu şekilde kocaman bir bagaj hacmi oluyor. Yani 5 kişilik kullanımda ise 565 litre oluyor. Koltukların tamamını kapattığımızda ise 1807 2617 litrelere kadar çıkıyordu, bilginiz olsun. Hani o mu bu mu? Bence bu. Bagajda başka nelerimiz var? Burası komple sert. Hani buralara adamlar kaplama koymayı bile tenezzül etmemişler yani. Şöyle tuttuk, çektik. Bagajımızı kapattık. Evet arkadaşlar, bugün sizlere elimizden geldiğince zaten Jogger anlatmaya çalıştık. Yanlış bir şey söylediysek şimdiden özür diliyoruz. Siz doğrusunu zaten biliyorsunuzdur. Aşağı yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi. Aklınıza gelen her şeyi aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.